Arkadaşım selam, ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasın. Umarım iyisindir. Bugün medium testi çözeceğiz. Diziler konusunda small testi çözdük. Medium testi çözeceğiz ve bunun arkasına da böyle bitmece yok. Öyle bitmece yok. Ne yapıyoruz? Large testi çözüyoruz. Roket testi, kırmızı testi çözüyoruz arkadaşlarım. Biraz beynimizin zarları genişliyor, tamam mı? Ve sonrasında dizileri bitiriyoruz. Ne demiştim? Ben noktayı koyun demeden siz o konuya noktayı koymayın arkadaşlar. Large testi çözdükten sonra bazı uyarılarda bulunacağım ve sonra diyeceğim ki noktayı koyabilirsin. O noktayı koyduktan sonra bir daha logaritmada olduğu gibi dizilere dönüp bakmak bile zorunda kalmayacaksın. Ve artık eşit ağırlıkları çok fazlaca uyarmıştım. Limit, türev, integral konularına geçeceğiz arkadaşlar. Limit, türev, integral konuları sayısallardan ziyade eşit ağırlıklar için çok önemli, bomba bir konu. Tabii ki sayısallar için de çok önemli ama eşit ağırlıklar için bunun önemi bir tık daha fazla arkadaşlar. Dolayısıyla ne yapmanızı rica edeceğimi hepsini anlatacağım arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Limit türev integralden önce de kısa bir mola tarzında bir şey yapabiliriz sizlere. Öncelikle sevgili arkadaşlarım şu medium testi bir çözelim. Dizilerin medium testini çözelim. Sonraki konular için çok fazlaca detaylıca konuşacağız, emin olabilirsin. Hadi hep beraber testimize geçelim. Evet, medium test dedik. Yakında dizilerin lambasını söndüreceğiz ve limit sürekliliğin lambası yanacak. Mavi testteyiz arkadaşlarım. Hemen şurada da gördüğünüz üzere medium test logosu mevcut ve artık konumuza hazırız demektir. Şu an İsmail Hoca'yı bekliyor testimiz. İlk sorumuzda vakit kaybetmeyelim, testimizi de sizi de bekletmeyelim ve başlayalım. Bir AN dizisi vermiş. AN dizisini biraz farklı vermiş. Toplam sembolünde alt sınırımız 1, üst sınırımız n. Logaritma 4 tabanında k artı 3 eksi logaritma 4 tabanında k artı 2 olarak verilmiş ve bize sorulan 45. terim. Yani diyor ki n gördüğün yere 45'i yaz güzel kardeşim. Şimdi ben 45'i n gördüğüm yere yazarsam fonksiyonun içerisinde 45, bak bir şurada 45 var, bir de şuraya 45 yazacağız, doğru mu? Yani üst sınırımız ne olacakmış? 45 olacak. Şimdi ben o zaman bu toplam sembolünde ne yapıyordum? Öncelikle k gördüğüm yere 1 yazıyordum. Yazalım hadi. Logaritma 4 tabanında 1'i yazarsam 4 geldi. Eksi logaritma 4 tabanında 3 dedik arkadaşlar. Tamam. Daha sonrasında artı diyoruz. Bunların hepsini toplayacağız. Ne yazıyoruz? 2 yazıyoruz. Logaritma 4 tabanında 2 yazarsam 5 gelir. Eksi logaritma 4 tabanında 2'yi yazarsam şurada 4 gelir. Sonra ne yazıyoruz? 3 yazıyoruz. Logaritma 4 tabanında 6 eksi logaritma 4 tabanında 5 geldi. Nokta 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 diyeceğim ben. En son sevgili arkadaşlarım 45'i yazacağız. Yani logaritma 4 tabanında 45 artı 3 48 yapar arkadaşlar. Eksi logaritma 4 tabanında 45 artı 2 47 yapar. Ya buradan da 4 tabanında 48 falan tam gelmiyor mu acaba, bir hata falan mı yaptık diye aklınıza hiçbir şüphe uyanmasın. Şu ana kadar yaptığınız işlemlerin hepsi doğruysa doğru yoldasınızdır, sıkıntı yok. Bunların hepsini topla demiş, bak. Şunlar birbirlerini hep götüren ifadeler taraf tarafa toplarsam ve en son bak gördüğünüz üzere eksi logaritma 4 tabanında 47 gidiyor. Burada sadece ama sadece ne kaldı? Logaritma 4 tabanında 48 eksi logaritma 4 tabanında 3 kaldı. Yani logaritma 4 tabanında 48'den logaritma 4 tabanında 3'ü çıkarırsan bunların toplamını bulmuş oluyorsun. Tabanlar eşit ve 4. Logaritmalar çıkarılıyorsa içler tabii ki ne yapılır? Bölünür arkadaşlar. O halde logaritma 4 tabanında 48'i 3'e böldün, 16 geldi. Bak bu ifadeyi sen rahatlıkla bulabilirsin. Logaritma 4 tabanında 16 kaçtır? Tabii ki 2'dir. Çünkü 16 4'ün ikinci kuvvetidir. Ya da 4'ün ikinci kuvveti eşittir 16'dır da diyebilirsin. O halde cevabımız kaçmış? 2'nin ta kendisiymiş sevgili gençler. Devam ediyorum. İkinci örneğimle, ikinci sorumla. Bu dizinin ilk 3 teriminin toplamı kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlarım öncelikle diziyi anlamak gerekiyor. Burada gördüğünüz üzere bize bu dizinin aslına bakarsanız kuralı verilmiş. Yani diyor ki 1 bölü 5'in birinci kuvveti, 1 bölü 5'in ikinci kuvveti, 1 bölü 5'in üçüncü kuvveti. Burada n neyse buraya kadar, 5'in kuvvetine kadar aç demiş bize. Şimdi o zaman ilk 3 terim diyor ya, a1 nedir arkadaşlar? 1 bölü 5'in birinci kuvvetidir. Yani 1 bölü 5'tir. Bitti. Peki a2 nedir? Bunu da 5'in karesine kadar aç diyor. Yani 1 bölü 5 artı 1 bölü 5'in karesi. 25'e kadar aç diyor.
Peki A3 nedir arkadaşlarım? A3 de 1 bölü 5 artı 1 bölü 25 artı 1 bölü 125. Yani 5'in küpüne kadar aç diyor. Buraya kadar açtım. İşte ilk 3 terim meydana çıktı. Artık bunları toplama zamanı. 1 bölü 5, 1 bölü 5, 1 bölü 5 daha 3 bölü 5 yapar. Artı 1 bölü 25 ile 1 bölü 25'i toplarsanız 2 bölü 25 yapar. Artı bir de bir tanecik 1 bölü 125'imiz var. Onu da şöyle yazalım. Sonrasında siyah kaleme geçelim artık. Ben şurayı 25 ile, aha da burayı 5 ile genişletirsem, burayı zaten 1 ile genişletiyorum demeye lüzum yok ama yine de gösterelim. 25 kere 3 75 yapar. 5 kere 2 10 yapar. Bir tane de birimiz var. Paydamızda ise 125'imiz oluşacak. 75 10 daha 85, 1 daha 86 yapar. 86 bölü 125 bize cevabı verir arkadaşlar. Demek ki cevabımız, bakın, C seçeneğinde mevcuttur deriz. Artık ikinci sorumuz için cevabına C dedik. Devam ediyoruz üçüncü sorumuzla. AN dizisi 3N artı K biçiminde tanımlanmış arkadaşlar. BN dizisi de AN artı 1 ile AN'in toplamı. Yani ardışık iki terimin şöyle diyelim. AN dizisinin ardışık iki teriminin toplamı BN dizisinin bir elemanını veriyor, bir terimini veriyor bize. Biçiminde BN dizisi tanımlanıyor. B5 artı B6 artı B7 eşittir 180 olduğuna göre A6 ile A7'nin toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi B5'i topla diyor ya, B5, hani şurada 5'i yerine yazarsanız B5 nedir arkadaşlarım? A6 ile A5'in toplamıdır, doğru mu? Peki B6 nedir peki? B6 da A7 ile A6'nın toplamıdır. B7 nedir peki? B7 de sevgili arkadaşlar A8 ile A7'nin toplamıdır. Bunları nasıl elde ettim? Mesela 5'i buraya yazdım. Şurası 6 geldi. Burası 5 geldi. A6 artı A5 geldi. 6'yı götürdüm yerine yazdım. A7 ile A6'nın toplamı geldi. 7'yi götürdüm yerine yazdım. A8 ile A7'nin toplamı geldi. Şimdi bunların her birini toplayınca B5 artı B6 artı B7 180'i veriyor bize. Eşittir. Burasına bakacağız şimdi. Bak, bir tane A5'imiz var. 2 tane A6'mız var. 2 tane A7'miz var ve bir tanecik de A8'imiz var, doğru mu? İşte bunların toplamı arkadaşlar kaçmış? 180. Peki AN dediğimiz dizi 3N artı K idi gençler. 3N artı K. Peki şimdi ben burada şöyle bir şey yapsam, K elde edilebilir mi acaba? A5 dediğimiz şey şurada yerine yazılarak 3 kere 5 15 artı K gelir. Bak 15 artı K geldi. Peki A6 dediğimiz şey ne? 18 artı K. Bunun 2 katı. Yani 36 artı 2K. Çok güzel. A7 dediğimiz şey, 7'yi burada yerine yaz. 3 kereydi 21. 21 artı K. Bunun da 2 katı demiş. O zaman 42 artı 2K gelir. A8 dediğimiz şey de 3 kere 8 24. Ekle K'yı, 24 artı K geldi. Bunların hepsinin toplamı kaçmış? 180. Şimdi biz şurada toplayabildiklerimizi bir toplayalım. 36. 24 daha 60'ı verir bana. 42 daha 102 yapar. 15 daha 117 yapar. 117 artı bir tane K, 2 tane daha 3K, 5K ve 6K. 117 artı 6K eşittir diyorum arkadaşlarım, 180 oldu. Pekala, şimdi 117 artı 6K 180'miş ya. O halde ben 6K'yı burada elde edebilirim, 117'yi karşıya göndererek. Ki 80'den 17'yi çıkarırsanız 63 kalır arkadaşlar. Pekala, sıkıntı yok, güzel. 6K 63'müş. Peki şimdi benden ne isteniyor? A6 ile A7'nin toplamı. A6 dediğimiz şeyi de A7 dediğimiz şeyi de şuradan bulabiliriz. Bak A6 sevgili arkadaşlarım 18 artı K'dır. A7 de gençler 21 artı K'dır. İkisini toplarsanız bunu soruyor bize. A6 artı A7 eşittir. 21 18 daha kaç yapar? 39 yapar. 39 artı 2K soruluyor. Şimdi 6K'yı biliyorsak 2K'yı bulabiliriz. Nasıl? Bunu 3'e bölersin. Bunu da 3'e bölersin. Böylelikle 2K eşittir 21 gelir. 63'ü 3'e böldüm. Yani şurası kaçmış arkadaşlar? 21'miş. Peki 39 21 daha kaç yapar? Tabii ki 60 yapar. Bakın A6 artı A7 hop karşımıza 60 diye çıktı. Cevabımız C seçeneğiydi. Dördüncü sorum. Vallahi güzel soruydu. Dördüncü soruya da bakalım. Bu da güzel bir sorudur. AN ve BN geometrik diziler, bakın geometrik diziler olmak üzere A4, A5, A6, A7, A8'in çarpımı sevgili arkadaşlarım bize B4, B5, B6, B7 ve B8'in çarpımını veriyormuş. 3A2 bölü A1 eşittir B4 bölü B3 olduğuna göre
B9 bölü A9 oranı kaçtır diye sormuş. Öncelikle sevgili arkadaşlarım bakın. Ben şu kısımla biraz ilgilensem. AN geometrik dizisinin ortak çarpanına R1 diyelim. BN geometrik dizisinin ortak çarpanı tabii ki farklı olacaktır. Buna da R2 diyelim. Ya da R1 R2 yerine RA RB diyelim. A dizisinin ortak çarpanı, B dizisinin ortak çarpanı şeklinde. Tamam. Peki şimdi A2'yi A1'e bölersem ortak çarpanı bulurum. Çünkü ardışık iki terim. O halde 3 çarpı RA eşittir. B4'ü B3'e bölersem ne gelir? O da bana B dizisinin ortak çarpanını verir. Yani RB'yi verir. Şimdi RA'nın RB'ye eşit olmadığını, RA'nın 3 katının RB'ye eşit olduğunu gördük. Peki bir de yukarıda verilen eşitliği kullanmamız gerekiyor bizim. Yani şunu kullanmamız gerekiyor. Burada sevgili arkadaşlar, A4 ile A8'in çarpımı bize A6'nın karesini, A5 ile A8'in çarpımı yine A6'nın karesini verecektir. Yani A4 ile A8'i çarparsanız A6'nın karesi geliyor ya. A5 ile A7'yi de çarparsanız, A5 ile A8 demişim bakın, orada bir hata var. Şöyle A5 ile A7'nin çarpımı da A6'nın karesini veriyor. Dolayısıyla A4 ile A8'i çarptım, A6'nın karesi geldi. Çarpı A5 ile A7'yi çarptım, yine A6'nın karesi geldi. Ve bir de bir tane de A6'mız var. Bunları çarparsanız A6'nın 5. kuvvetinin geleceğini görürsünüz. Eşittir diyorum. Sağ taraf için de aynı şeyi diyeceğiz. B4 ile B8'in çarpımı B6'nın karesi. B5 ile B7'nin çarpımı yine B6'nın karesi. O zaman sevgili arkadaşlarım bir de B6 vardı. Bu da B6'nın 5. kuvveti yapacak. Her iki taraf tek kuvvetten olduğu için bu 5'leri görmezden gelirsem kesinlikle ama kesinlikle A6 B6'ya eşitmiş. Yani bu dizilerin 6. terimleri birbirine eşit arkadaşlar. Şimdi ben hem A6 için hem de B6 için konuşacağım. Bu A6 ve B6 terimleri birbirine eşit olduğuna göre ikisi de birbirine eşit ve x olsun diyelim. B9'u nasıl elde edelim? B9'u şu tarafa doğru gideceğim değil mi? Ve eğer ki RB dediğimiz ifade 3K ise RA dediğimiz ifade de K olmak zorunda. Bak 3K eşittir 3K gelir. O zaman ben artık B dizisinin ortak çarpanına 3K dediğime göre 3K ile çarparsanız burayı 3K çarpı B6 bize 7. terimi verir. Bunu da 3K ile çarparsanız 9K kare çarpı B6 bana 8. terimi verir. Bir kere daha 3K ile çarparsanız 27K küp çarpı B6 bize 9. terimi verir. Bak bu 9. terim. 6. terimden ortak çarpanla çarptım 7. terim. Ortak çarpanla çarptım 8. terim. Ortak çarpanla çarptım 9. terim. Şimdi gelin A6 için A9'u bulalım. Aynı şeyi yapalım. Bakın arkadaşlar şu tarafa doğru gideceğim yine. Burada x'i yani 6. terimi ortak çarpan olan K ile çarparsam K çarpı A6 gelir. Daha sonrasında X çarpı diyelim hatta. Şunlara hep B6 mı dedik arkadaşlar? Şöyle diyelim mi? Sizin için daha anlamlı olur. Kusura bakmayın kafanızı birazcık karıştırdıysam. Ama şöyle desek daha faydalı olur. A'ları yazarken dikkat ettim. Şimdi B6 zaten X ya. Bir sonraki terim yani 7. terimi X ile 3K'yı çarparım. Bir sonraki terim için bunu da 3K ile çarparsam X çarpı 9K kare yapar. Bunu da sevgili arkadaşlarım 3K ile çarparsam 9. terimi bulurum. X çarpı 27K küp gelir. Şimdi aynısını A6 için yapacağım. Bu sefer K ile çarpıyoruz. X çarpı K. Bir sonraki terim X çarpı K kare. Bir sonraki terim de X çarpı K'nın küpü yapar. Şimdi şu ne? Bu B9. Bu ne? Bu da A9. Birbirine oranla demiş. O halde arkadaşlarım ben X çarpı 27K küpü hop X çarpı K küpü oranlarsam gördüğünüz üzere X'ler gider. K küpler gider. Geriye sadece 27 kalır. Bize bu da cevabı verir. Doğru cevap D şıkkıydı dedik. Ve devam ediyoruz arkadaşlarım. 5. sorumuzda. AN bir aritmetik dizi. Aritmetik dizi unutmayın. A2 ile A7'nin toplamı 23'müş arkadaşlarım. A1'i de vermiş 1 olduğunu. Olduğuna göre logaritma 3 tabanında A8 artı A10 artı A11 ifadesinin değeri soruluyor bize. Pekala. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. A2 dediğimiz terim A1 artı R'dir. A7 dediğimiz terim de A1 artı 6 R'dir tabii ki. Şimdi burada ikisini toplayınca 23 geliyormuş. A1 neydi arkadaşlarım? 1'di. Yani şurup 1, bu da 1. 1 artı 1, 2 yapar. Ve burada da 7 R'miz oluşur. 2'yi karşıya zıplattık.
21 eşittir 7R geldi. Buradan R'yi bulduk. Hayırlı uğurlu olsun. R kaçmış arkadaşlar? 3'müş. Şimdi bu cepte, tamam mı? R3. Bize A8 artı A10 artı A11 lazım. A8 dediğimiz şey A1 artı 7R'dir. A10 dediğimiz şey A1 artı 9R'dir. A11 dediğimiz şey de A1 artı 10R'dir. A1'ler belli zaten, 1. 1, 1, 1 daha 3 yapar. Onu hemen yazdım. Artı bak 7R, 9R daha 16R, 10R daha 26R gelir. Peki R kaçtı arkadaşlar? 3'tü. Yani 3 artı 26 kere 3 bana 78'i verir. Bu da 81'in ta kendisidir. Yani şu içerisi kaçmış? 81. O halde bizden ne isteniyor? Logaritma 3 tabanında 81. Sen bunun 4 olduğunu adın gibi biliyorsun. Neden? Çünkü 3'ün 4. kuvveti bize 81'i verir. Demek ki cevabımız da 4 olacakmış diyebiliriz. 4. değil 5. sorumuza da Denizli seçeneği dedik. Ve devam. 6. soru. AN artan bir geometrik dizi olmak üzere x kare eksi 195x artı 576 eşit 0 denkleminin kökleri neymiş? A1 ve A7'ymiş. Buna göre A6'dan A2 çarpı A3'ü çıkarırsan kaç kalır diye sorulmuş. Şimdi burada x kare eksi 195x artı 576 eşittir 0 dediğimiz denklemi sevgili arkadaşlarım bizim bir güzel çarpanlarına ayırabilmemiz şart. Peki ben bu ifadeyi nasıl çarpanlarına ayırırım da bu şekilde yazarım. Onu da arkadaşlarım şöyle diyelim. Mesela burada ben 576'yı elde edeceğim ya. Eksi 192 ve eksi 3 desek. Çarpın artı 576. Toplayın eksi 195. O halde burayı da x'e x diye ayırırım. Buradan x eşittir bir 192 gelir. Bir de x eşittir 3 gelir. Şimdi artan mıymış? Artanmış. O zaman şu terim birinci terimdir. Yani A1 eşittir 3'tür. A7 de 192'nin ta kendisidir. Bu bir neydi? Geometrik diziydi. O halde arkadaşlarım ben A7'yi A1'e oranlarsam diyeceğim. Bu bana R üzeri 6'yı verir. Peki A7 kaçtı? 192 idi. A1 kaçtı? O da 3'tü. Hadi gelin oranlayalım. 192'yi 3'e böleceğiz arkadaşlar. 19'un içerisinde 6 defa. Kalan 1. 12'nin içerisinde 4 defa. Yani R üzeri 6 kaçmış? 64. Peki R kaçtır o zaman? Tabii ki 2'dir. 2'nin 6. kuvveti 64 değil mi? Eksi 2'nin de 6. kuvveti 64. Ama artan bir geometrik dizi dediği için negatif olan eksi 2 almıyoruz ortak çarpan olarak. Artan bir geometrik dizinin ortak çarpanı da pozitif olmak zorunda. Pekala. R'yi 2 bulduk biz. Bir de neyi biliyoruz? Hocam A1'i biliyoruz. Tamam çok güzel. A1 kaçtı? 3'tü. Şimdi bizden A6 eksi A2 çarpı A3 sorulmuş ya. A6'yı nasıl elde edersin? A1 ile yani 2 ile pardon 3 ile A1 3'tü. Bak burada. 3 ile R üzeri 5'i çarparsın. R üzeri 5 nedir? 32. Eksi A2'yi nasıl bulursun? 3 ile R'yi çarparsın. Yani 2'yi çarpı. A3'ü nasıl bulursun? Birinci terimle R'nin karesini çarparsın. Yani 4'ü. 3 kere 32 96 yapar. Eksi. 3 kere 3 9. 9 kere 4 36. 36 kere 2 72 yapar. 96'dan 72'yi çıkarırsan da 24 cevabını bulursun. 6. sorumuzun cevabı C seçeneği dersin. Hem de gönül rahatlığıyla. Tamam. 6. sorumuzu da çözdük mü çözdük. Şimdi geçiyoruz 7. sorumuza. Şu kısmı sileceğim arkadaşlar. Bize demiş ki ilk terime 1, eksi 1 bölü 8 olan AN geometrik dizisi için AN artı 29'un AN artı 25 oranı 4'müş. Bak bu bir geometrik dizi, tamam mı? Bunu sakın kaçırma. Burada sen AN artı 29'u AN artı 25'e bölersen indis farkı kaç? 4. O zaman bu bize aslında neyi verir? R üzeri 4'ü verir. Bakın R üzeri 4 aslında 4'müş. R üzeri 4 4 ise kardeşim R burada kök 2 olabilir ya da eksi kök 2 olabilir. Artık ikisinden birisi. Ya kök 2 ya da eksi kök 2. Çünkü ikisinin de 4. kuvveti 4 yapar. Bize diyor ki AN dizisinin tam sayı olan ilk terimi kaçıncı terimdir diye sorulmuş. Şimdi benim ilk terimim kaçtı? Eksi 1 bölü 8'di. Benim. Bu ilk terimimse ortak çarpanım ister kök 2 olsun ister eksi kök 2 olsun. Hiç fark etmez hangisini aldınız. Kolay olsun diye kök 2'yi seçelim. Bir sonraki terimim bunun kök 2 katıdır. Yani eksi kök 2 bölü 8'dir. Bir sonraki terimim şunu kök 2 ile çarparsanız eksi 2 bölü 8'dir ki tam sayı değil. Bir sonraki terimim eksi 2 kök 2 bölü 8'dir.
Bir sonraki terimim eksi 4 bölü 8. Bir sonraki terimim eksi 4 kök 2 bölü 8. Ve bir sonraki terimim eksi 8 bölü 8 yapar. Yani eksi 1. Yani tam sayı. Yani arkadaşlar bu birinci terimde 2, 3, 4, 5, 6, 7. terim bize neyi veriyormuş? Bir tam sayı veriyormuş. O halde cevabımız da 7. Yani C seçeneği olur. Böylelikle 112. sayfayı bitirdik. 113. sayfamıza geçiyoruz. 8. sorumuzdayız. Aşağıda boş bir satranç tahtası gösterilmiş. Bakın arkadaşlar boş bir satranç tahtası. 8'e 8'lik toplam 64 tane gerçek bir satranç tahtası. Bu satranç tahtası üzerine A1, B1, C1, H1, A2, B2, H2, A3 işte tarzında ilerliyor arkadaşlarım bu numaralar. Mesela hani E5 dediğimiz yer şurası oluyor bakın. E ile 5'in kesişimi işte. G8 dediğimiz yer şurası. G8 deyince aklıma öyle bir zirve var değil mi? G8, G20 falan. Neyse. Bu kurala göre boncuk konulmaktadır arkadaşlarım. A1 karesine bir tane boncuk konuluyor. Bak buraya bir tane boncuk konuluyor. Konularak başlamış ve her sıradaki her kareye bir önceki konulan boncuk sayısının 3 katı kadar boncuk konulacak diyor. Yani arkadaşlar buraya 3 tane, buraya 3'ün karesi tane, buraya 3'ün küpü tane, buraya 3'ün 4. kuvveti, buraya 3'ün 5. kuvveti, 3'ün 6. kuvveti, 3'ün 7. kuvveti tarzında devam edecek. Buna göre E7 karesine boncuk koyma işlemi sonlandığında, E7 neresi arkadaşlarım? E7 şurası. Buraya kadar boncuk koyma işlemi sonlandığında, yani sonlandığı anda satranç tahtasının üzerindeki toplam boncuk sayısı kaçtır diye sorulmuş. Şıklarımız zaten absürt şıklar. Ne yaparız buna bakacağız şimdi. Gençler bak şurası normal şartlar altında buradan başladık 8. kare. 8. kare olmasına rağmen biz ne yaptık? 3 üzeri 7 dedik. Niye? Çünkü burası 3 üzeri 0 ile başlıyor. Yani 0'dan başladık saymaya 8'e 7 dedik. 7'ye 6 dedik. 6'ya 5 dedik. 5'e 4 dedik gibi. Şimdi o zaman şurası acaba kaçıncı kare onu bulmak gerekiyor. Peki bunu nasıl elde edebilirim? Şöyle. Normal şartlar altında 1, 2, 3, 4, 5, 6 kere 8, 48. 49, 50, 51, 52, 53 dememiz gerekiyordu. Bak 53 dememiz gerekiyordu. Ama sıfırla başladığımız için artık burası ne olacak? Buraya 3 üzeri 52 tane konulacakmış boncuk. Tamam mı? O kadar boncuk, atom büyüklüğünde boncuklar diye düşünelim. Ya da devasa büyüklükte bir satranç tahtası gibi düşünelim bunu. Çünkü 3 üzeri 52 tane boncuğu bir salona koysak salonu doldurur bence. Belki de taşar bile yani. Neyse. 3 üzeri 52 tane boncuk konulacakmış. Peki. Şimdi bizden istenen bu boncuk koyma işlemi tamamlandığı anda satranç tahtasının üzerinde kaç tane boncuk vardır diye soruluyor. Tabii biz ne yapacağız? 3 üzeri 0'dan başlıyoruz. Yani 1'den başlıyoruz. Sonra 3 üzeri 1. Sonra 3 üzeri 2. 3 üzeri 3 diye devam ediyoruz. Nokta nokta nokta. En son 3 üzeri 52'yi toplayacağız. Peki. Bunun için S kaç ilk kaç terim toplamı bu? İlk 53 toplamı değil mi? Çünkü 3 üzeri 0'dan başlıyoruz ya. 0'dan 52'ye kadar 53 tane terim var. S 53 diyorum. Eşittir. Birinci terim 1 çarpı R üzeri 52 değil 53. Çünkü 53 tane terim vardı. R üzeri 53 eksi 1 bölü R eksi 1. R neydi? 3 ile çarpa çarpa gitmiyor muyduk? 3 katı 3 katı koyuyoruz sürekli. O zaman 1'in bir hükmü yok çarpma işleminde sildim. 3 üzeri 53 eksi 1 bölü 3'den 1'i çıkardınız 2. Yani arkadaşlarım 3 üzeri 53 eksi 1 bölü 2 bize cevabı verir. Doğru cevap B seçeneği olacaktı 8. sorumuz. Devam 9. soruyla. AN ortak farkı 0'dan farklı R tam sayısı olan aritmetik bir dizi. Bakın ortak farkı hem 0'dan farklıymış hem de tam sayıymış arkadaşlarım ve R'ymiş. A1'in 6 olduğu bilgisi verilmiş bize. 3 basamaklı en küçük terim 20. terimdir. 3 basamaklı en küçük terim 20. terim. Pekala buna göre A14 ile A26'nın toplamı kaçtır diye soruluyor bize. Şimdi 3 basamaklı en küçük terim 20. terimse ben A1'in üzerine 19 tane R eklediğim takdirde bu bana 3 basamaklı bir sayı verecekmiş ve en küçük 3 basamaklı. En küçük 3 basamaklı sayıyı verir değil de bu dizinin en küçük 3 basamaklı terimiymiş. Tamam. Yani en küçük 3 basamaklı sayılarsa 100'ü vermek zorundayız. Peki şimdi 19'un katlarını düşüneceğiz. A1'in 6 olduğunu biliyoruz. 6'nın üzerine 19'un bir katını eklediğimiz zaman 3 basamaklı bir sayı gelmesini bekliyoruz. Ümit ediyoruz. Burada sevgili arkadaşlarım R'yi 5 seçerseniz bakın burası 95 olur. 95'e 6 eklerseniz de 101 gelir. R'yi 4 seçtiğiniz takdirde bu eşitlik sağlanmayacaktır. O zaman R kesinlikle ama kesinlikle 5'miş. Şimdi A14 dediğimiz şey
A14 dediğimiz şey şudur. A1 artı 13R'dir. A26 da A1 artı 25R'dir tabii ki. A1'imiz kaçtı arkadaşlar? 6. 6 daha 12 yapar. 13R, 25R daha 38R gelir arkadaşlarım. R de 5'ti unutmayın. 5 kere 38'e bakacağız şimdi. 5 kere 38 190 yapar. 190'ın üzerine 12 eklerseniz doğru cevabı bulursunuz. Doğru cevabımız 202 idi. 9. sorumuzun cevabı B seçeneğinde verilmiştir sevgili gençler. Ve devam. 10. soru. Fn Fibonacci sayı dizisi olmak üzere F69 artı F70 artı F72 Fk'ya eşitse K kaçtır diye sormuş. Bakın çok tatlı minnoş bir soru. Fibonacci sayı dizisinin en temel ilk özelliği neydi? Ardışık iki teriminin toplamı bir sonraki terimi verir. E şimdi madem öyle F69 ile F70'i toplarsam F69 ile F70'i toplarsam bana bir sonraki terim yani F71'i verir. E şu kısım F71'miş. E şimdi diyor ki F71 ile F72'nin toplamı FK'dır diyor. Şimdi F71 ile F72'nin toplarsan da burası bize F73'ü bir sonraki terimi verir. E bu da FK ise demek ki K kaçmış? 73'ün ta kendisi. Yani 10. sorumuzun cevabı E şıkkıymış sevgili gençler. Dedim ya çok tatlı çok minnoş bir soru. Ama Fibonacci işte. Yani karşınıza çıkarsa bu anlattıklarımız sayesinde arkadaşlarım lütfen o Fibonacci sayı dizisi sorusunun zaten basit de bir soru olacaktır yüksek ihtimalle. İçinden geçin. Artı bir net. Yani sonuçta yüzsüz olacaksınız arkadaşlar ÖSYM sınavına girdiğiniz zaman. Net nettir mantığıyla bakacaksınız. 11. sorumuz. AN terimleri pozitif artan bir geometrik diziymiş. A10'u A4'ü vermiş bize 64. A10'u da vermiş 4096. Peki. A1 ile A13'ün çarpımının karekökünü A1'e böl demiş. Şimdi A1 ile A13'ün çarpımı sevgili arkadaşlarım A1, A13 bunların tam ortasında A7 vardır. Bunun tam ortasını nasıl hesaplıyorsunuz? 1 ile 13'ü toplayıp 2'ye bölün 7'yi verir. Tamam mı? Tam ortasında A7 olduğu için A1 ile A13'ün çarpımı A7'nin karesine eşittir. A7'nin karesinin karekökü de bize A7'yi verir. Hocam A7'nin karesinin karekökü bize mutlak değer A7'yi vermek zorunda değil miydi? Hani karesinin karekökü gidince mutlak değer işini çıkarmıyor muyduk? Evet çok güzel öğrenmişsin. Eyvallah. O zaman şunu da bil. Sorunun başlarını çok güzel okuman lazım. Bak neymiş? Terimleri pozitif. Pozitif olduğu için direkt A7'yi çıkarabiliriz. Bölü A1. A7'yi A1'e bölersem ne gelir? R üzeri 6 gelir değil mi? Çok güzel. Şimdi arkadaşlar hatta bakalım burada R üzeri 6'yı buluruz ya sıkıntı yok. Şimdi R üzeri 6 geldi bize bu soruluyor aslında. A10'u A4'e bölersem. Şimdi 4096 dediğimiz şey 2'nin sevgili arkadaşlarım 12. kuvveti. 2'nin 10. kuvvetine kadar bilin kuvvetleri. 2'nin 10. kuvveti arkadaşlarım 1024'tür. E tabi doğal olarak hani biraz da bilgisayarla haşır neşirsen işte 1024 megabyte veya gigabyte. İşte 2 üzeri 11 2048. 2 üzeri 12, 4096. Bak bunları bilirsen, şuraya kadar bilirsen devamı çok basit gelir zaten tamam mı? 2 üzeri 13 ile alakalı bir soru soracaklarını zannetmiyorum değeriyle alakalı. 4096 neymiş? 2 üzeri 12. Şimdi ben bunu 64'e yani 2 üzeri 6'ya bölersem ki 2 üzeri 6 gelir yine. Bu da arkadaşlarım bize bak A10'u A4'e böldüğümüz için R üzeri 6'yı verir. Aa bitti soru. Niye? Çünkü ben zaten bunu arıyordum. Bulduk onu. 2 üzeri 6 yani cevap o zaman kaçmış? 64'müş arkadaşlar. 11. sorumuzun cevabına D şıkkı dedik. Ve devam. 12. sorumuz. AN dizisinin ilk 3 teriminin toplamı 12'ymiş. Yani A1, A2, A3 sevgili arkadaşlarım kaçmış? 12'ymiş. AN artı 1 eşittir 3 artı AN. Bu tarz dizilere biz indirgemeli dizi demiştik. İndirgemeli dizilerde şununla şunu hemen bir araya getirmen şarttı. O halde yazalım. AN artı 1 eksi AN eşittir 3'müş arkadaşlar. Bunu yazdık. AN dizisinin 7. terimi soruluyor bize. Pekala. Şimdi ilk 3 teriminin toplamıydı ya bu. A1, A2, A3, 12 idi. Şimdi ben burada şunu yapabilirim açıkçası. Mesela öncelikle N gördüğümüz yere, N gördüğümüz yere 1'i yazarak başlayalım. A2 eksi A1. Hocam bu 3 yapar. Evet. A3 eksi A2. Hocam bu da 3 yapar. Çünkü hep 3'e eşitmiş. O zaman A4 eksi A3 de 3'tür. O zaman A5 eksi A4 de 3'tür. Yazacağım. Nokta nokta koymayacağım. A6 eksi A5 de tabii 3'tür. Son olarak A7 eksi A6 da tabii ki 3'tür. E şimdi biz bir de bunları taraf tarafı toplarsak arkadaşlar. Şöyle.
Neler gidiyor bak? A2'ler, A3'ler, A4'ler, A5'ler, A6'lar gidiyor. Son olarak A7'den şuradaki A1 çıkınca kaç tane 3 var burada? 6 tane. 6 kere 3 kaç yapar? 18. 18 geldiğini görüyoruz. Şimdi bir daha yazalım onu. A7 eksi A1 eşittir 18'miş, tamam mı? Burada sevgili arkadaşlar, A7'den A1'i çıkardığımız takdirde 18 geldiğini görüyoruz. Bu 1. İkincisi, bir de neyimiz var? A1 artı A2 artı A3 eşittir 12 olduğunu biliyoruz. Başka bir şey yok, bilmiyoruz. Peki, şimdi şunu kullanamadık hala. A1 artı A2 artı A3'ün 12 olduğunu kullanamadık. Peki nasıl kullanırım? Şöyle bir şey yapalım o zaman. Mesela A2'den A1 çıkınca kaç kalıyordu gençler? 3 kalıyordu yine bak. A2'den A1 çıktı, 3. E tamam. Ben bu ikisini toplasam, A1'ler bir gitse, 2 tane A2 artı A3 gelse, bu da 12 artı 3'ten 15 gelse olur mu? Olur. Ya bir sıkıntı yok. E tamam, güzel. Sonra bir de arkadaşlar, A3 eksi A2'nin de 3 olduğunu biliyoruz. O zaman A2 eksi A3 kaçtır? A2 eksi A3. Bak bunun neyi? Şurası kaçtı? A3 eksi A2. Peki bunun nesini buldum ben? Tersini buldum. O zaman bunlar toplamda eksi 3 mü yapar? E bunları toplasak 3 tane A2 gelir. A3'ler birbirini götürür. 15 ile eksi 3'ün toplamı 12 yapar. Demek ki A2 buradan hayırlı olsun kaçmış? 4'müş. Tamam, A2'yi 4 olarak bulduk biz. 4 bulduk. Peki A2 4 ise, gel getir bakalım şurada yerine yazalım. Bak burada ne vardı? A2 eksi A1 eşittir 3 müydü? Şimdi güzel kardeşim, A2 4 ise, yani şurası 4 ise A1 kaçtır? 1'dir. E şurası 1 ise, at bu eksi 1'i karşıya, A7 kaç gelir? Hocam 19 gelir. İşte bak, A7 soruluyordu bize. Cevap 19'muş diyebiliriz. Doğru cevabımız D seçeneğinde verilmiş. Ve devam, 13. soru. Bu da artık medium testimizin son sorusu. Vallahi çok güzel testti bence. Yani tam kıvamındaydı. Yemin ederim tam kıvamındaydı. İnşallah sevgili arkadaşlarım, izleyen arkadaşları zaten saymıyorum. Onlar aşırı derecede şanslı gruptalar. Tamam. İşte bunu izleyen, bu kitabı alan ve bu kitabın değerini bilen arkadaşlar, zaten onları saymıyorum. Onları söz meclisten dışarı diyorum. Onlar meclis oluyor. Tamam mı? Söz meclisten dışarı. Yapamayanlar, çözmeyenler, izlemeyenler var ya, çok şey kaybediyor. Vallahi çok şey kaybediyor. Toplamanın toplam sembolü, yani sigma ile ifade edilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Peki. Şimdi ne yapıyorduk? Eğer hatırlamıyorsan çok iyi dinle. Şuradaki 4, 9, 10'u hemen toplamaya odaklanma. Yapmamız gereken şey şu. Öncelikle bizim buna bir dizi atamamız lazım terimlere. 4, 9, 14. Kaçar kaçar artmış? 5'er 5'er artıyor. O zaman hemen diyeceksin ki 5K. Tamam, çok güzel. Şimdi birinci terim 4'tü ya. Birinci terim 4'tü. Birden başlatsam ben bunu. Birden başlatsam. 4 olduğu için 5 kere 1, 5. 4 gelmesi için 1 çıkarmam lazım. Şimdi bunu elde ettin ya. Şimdi şıklara bakıyorsun. 2K'lar var. 2K artı 2'ler var. 5K eksi 1'ler var. Bak o da burada. 5K artı 4 var. 5K var. Şimdi illa bu olacak diye bir şey yok. Hatırlarsan şöyle de bir şey yapmak istiyorum sana. Hemen orayı da gösterelim. Şurada bir yerde olması lazım. Şu muydu? Hayır. Şurası arkadaşlar. Hemen bulmak istiyorum izninle. He, şurası. Bak, ne demiştik biz örnek 60'ta? Bu toplam sembolü kullanarak ifade ediniz demiştik. Ama parantez içinde demiştim ki birden fazla gösterim yapılabileceğini lütfen unutma demiştim. Birden fazla gösterim olabilir. Şimdi o halde ben aşağı doğru iniyorum. Şu kısma, 13. soruya tekrardan. Ve diyoruz ki bakın. Ya kardeşim, biz 5K-1 bulduk ama bunun 5K-1 olma gibi bir zorunluluğu yok. Şimdi o zaman neler olabilir hocam başka? Sana tiyoyu vereyim. 5K-1 buldunuz ya. Bu zaten sağlamak zorunda olan bir şey. Kaçar kaçar artıyordu? 5'er 5'er. O zaman sen buna 5 eklersin. 5K artı 4'ler de sağlayabilir. Bundan 5 çıkarırsın, 5K eksi 6'lar da sağlayabilir. Buna 5 eklersin, 5K artı 9'lar da sağlayabilir. 5 çıkarırsın, 5K eksi 11'ler de sağlayabilir. Yani bunların herhangi bir tanesi sağlayabilir arkadaşlar, tamam mı? Tabii alt ve üst sınırı bunlara göre belirlediğiniz takdirde. Ona göre. Şimdi burada K eşittir kaçtan başlıyorduk biz? K eşittir 1'den başlatırsak sağlıyor değil mi? Mesela şu kaçtan başlarsa sağlar? İlk terimin 4 gelebilmesi için K eşittir 2'den başlarsa. Bu K eşittir 3'ten başlarsa, yaz 3'ü, 3 kere 5 15, 11 çıkardın 4, bak sağlıyor. Veya
Şuna bakalım. K eşittir 0'dan başlarsa. 5 kere 0 0. 4 ekledin 4. Bak sağlıyor. Demek ki burası da K eşittir. Eksi 1'den başlatırsak sağlayacak. 5 kere eksi 1. Eksi 5. 9 ekledin 4. Bak yine sağladı. Dolayısıyla bunların hepsi sağlayabilir. Buna göre bir çözüm yapman gerekiyor. Ama zaten sınav esnasında sana şık verdiği için gerisi çok basit. İster şıkları yerine yazaraktan bak. Mesela 2'yi yerine yazdın. 4K geldi. Şey 4 geldi değil mi? 3'ü yerine yazdığın zaman ne gelecek? 6 gelecek. Hani 6? Yok. Bak gitti. Eleyebilirsin de bu şekilde. Mesela 2'yi yerine yazdık. 6 geldi. Baştan gitti. 6 yok ki ilk terimde. 1'i yerine yazdın 4 geldi. Aa olabilir. 2'yi yerine yazdın 9 geldi. Oo mükemmel. 3'ü yerine yazdın 14 geldi. Bak muhteşem. Tamam mı? 20'yi yerine yaz. 99 geldi. Bu da oluyor. Değil mi? Allah Allah. İlginç. Peki çünkü şuradan cevabı görüyoruz. Aa Denizli diyor. Peki şu olabilir. Soru işaretini koydun. Sınav esnasında böyle kafanı karıştıran şeyler olabilir ama C'yi işaretleyip geçme hemen. Tamam mı? Diğerlerini de dene lütfen. Bak böyle ucu açık sorularda diğerlerini dene. 0 yerine yazdım 4 geldi. Tamam. 1'i yerine yazdım 9 geldi. 2'yi yerine yazdım 14 geldi. 3'ü yerine yazdım 19 geldi. Allah Allah. 19'u yerine yazalım. 5 kere 19 95. 4 ekledim 99. Bu da geliyor. Şimdi cevap bu mu bu mu? Bir de buna bakalım. 1'i yerine yazdık 5 geldi kaybetti. Çünkü ilk terim 4. Şimdi cevap bu mu bu mu? Hocam işte şurada yazıyor ya cevap Denizli'ymiş ya öyle olmaz ya. Hangisi cevap? Şimdi burada dikkat etmenizi rica ediyorum. Arkadaşlar bence yani benim kanımca 100 öğrenciden 60'ı 70'i bak abartısız söylüyorum vallahi bak. Abartısız söylüyorum 60'ı 70'i bu parantez olaylarına hiçbir dikkati yok. Bak hiçbir dikkati yok. Bir tane bu sene çalıştığım bir öğrencim var. Beraber çalışıyoruz. Birebir. Özel ders gibi. Ama daha çok abi kardeş ilişkisi gibi. Bir tane ya kardeşim yemin ediyorum 99 defa söyledim. Dedim ki bak la oğlum şu paranteze bir dikkat et lan. Hani bu kadar zor bir olay mı ya? Fazla parantez göz çıkarmaz ya şu paranteze dikkat et. Niye biliyor musun? Adam gidiyor mesela dağıtma işlemi var. 2K artı 3 diyor. Parantez içinde diyor. 5K artı 2 diyor mesela tamam mı? Şimdi bunu buna dağıtacak ya. Ben diyorum ki oğlum şurada parantez olması gerekmiyor mu diyorum. Onu ona dağıtacaksın yani. Hocam diyor ben zaten dağıtırım onu diyor. Ya ne bak şu işlemi direkt önüne koy. De ki bunu buna dağıt sadece 3'ü dağıtır. Niye? Çünkü sadece 3'ün dağıtılması gerekiyor da burada 10'dan. Ama yani kendisi yazarken böyle yazıyor. Ben 2'yi de dağıtırım hocam diyor. Ben biliyorum aklında diyor. Lan aklında durmasın işte. 2 tane parantez açacağım. Bu 0.1 saniyede bile almaz seni sınavda. Yani bu zaman kaybı olarak mı görüyorsun? Sınav esnasında kullandığın tüm parantezleri yazmaya çalış toplam 5 saniye sürmez be. Yani tüm parantezleri yazma işlemi toplamda 5 saniyeni almaz. 5 saniyeden sınav kaybediyorsan kaybet kardeşim sen o sınavı zaten. Hani 5 saniyede ne kaybedebilirsin? Maksimum 1000 et kaybedebilirsin. Yani yapmayın arkadaşlar bu parantezlere dikkat edin. Bu bir. 100 öğrenciden 60-70'i bunu yapıyor. Lütfen rica ediyorum bari şu videoyu izleyenler uyansın ya lütfen. Şu parantezlere dikkat edin. Şimdi bizim yapmamız gereken şey ne burada? Hocam bak çok dikkat. Şuradaki toplam sembolü sadece ama sadece 5K için çalışıyor. Yani diyor ki sen şurayı hesaplayacaksın. Sonra bulduğun sonuçtan 1 çıkar diyor. Şu toplamı hesapla bulduğun sonuçtan 1 çıkar diyor bu. Yani o yüzden sen 1'i yerine yazdığın zaman ilk terim 5 geldi. İkinci terimi yerine yazdın 10 geldi. İşte sonra 15 geldi. 20'yi yerine yazdın 100 geldi en son. Bundan da bulduğun sonuçtan 1 çıkar diyor. Yani bunun şunla alakası yok arkadaşlar. Soru işareti koymuş ki kafamızı çeldirmişti çünkü. Parantezi yok. Ama şurada bak mis gibi bu toplam sembolü bütün parantezin içine çalışıyor. Niye? Çünkü toplam sembolünün yanında parantez içerisinde. O onu koruyor gibi düşün tamam mı? Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacaktı. Evet bayağı bir uyarı yaptık. Son sorumuz hakkında da yaklaşık 5 dakika falan son soru hakkında konuşmuşuz. Olsun bazen bir soru hakkında 1 saatte konuşmak lazım. 2 saatte konuşmak lazım. Eğer o soru bize çok şey katacaksa bazen çok fazla düşünmek gerekiyor. Çok fazla konuşmak gerekiyor. Detaylandırmak gerekiyor sevgili arkadaşlarım. Doğru olan hareket bu. Yoksa çok zor bu soruyu çözeyim ama işte benim için 2 dakika sürsün. 2 dakikada çok zor bir soruyu çözdüysen o soru sana hiçbir şey katmaz. Niye biliyor musun? Çünkü sen zaten onu çözebiliyorsundur. Yani çözebildiğin bir soru. Sana ne katabilir ki? Yani bunu basit bir mantaliteyle düşünün. Zaten yapabildiğiniz bir şeyi yapmış oluyorsunuz. Bak zaten yapabildiğin bir şeyi. O yetenek sende zaten var.
Sen bunu yapmış oluyorsun. Yani bu senin için sadece ama sadece basit bir antrenman olur. Bildiklerini unutmaman için sadece basit bir katkısı olur. Ama çözemediğin bir soruyla arkadaşım uğraşıp o soruyu alt edersen, gerekirse yarım saat düşünüp de o sorunun ince detaylarını öğrenirsen, bak bir de kendin yaparsan bunu, bir daha o sorunun çözümünü asla ama asla unutmazsın. İki, o soru sana var ya efsane derecede ufuklar açar. Üç, yapamadığın bir şeyi yapmaya başladığın için de inanılmaz motive eder seni. Ama bunlar çok değerli şeyler ya. Bazen es geçiyoruz ya. Bazen onu yapmayın arkadaşlar. Onu yapmayın. Benim üniversiteye hazırlanırken çözdüğüm soru bankalarında çözemediğim bir soru varsa onu mutlak surette kitaplarda hocalara sorardım. Bir tane bile boş sorum yoktur. Bak, bir tane bile benim boş sorum yoktur. Niye? Hepsini sorardım. Hepsini. Ya sonuçta ne oldu? Matematik full. Eyvallah. Ya biraz kimyayla biyoloji kötüydü ama olsun. Sonuçta güzel sıralama yapmıştım. Evet. Gençler, Laş testte görüşeceğiz. Kendine dikkat ediyorsun. Hoşça kal, sağlıkla kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutma.